Merhaba sevgili yengeçler. 26 Ocak 2 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu hafta yeni ay haftasındayız. 30 Ocak'ta 10 derece Kova burcunda yeni bir ay doğacak. Bu yeni ay ile birlikte özellikle maddi konularda, ortaklı gelirlerde, yatırım konularında bazı yeni girişimler, değişimler yaşayabilirsiniz. Bir süredir ertelediğiniz bir banka kredisinin alımı veya şu sıralarda ortaklı gelirler, sigorta, prim, vergi, miras, nafaka gibi konularda bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz ya da girişimlerde bulunabilirsiniz. Maddi alanda sizi destekleyebilecek bir süreçte olabilir bu yeni ay dönemi sevgili yengeçler. Yeni ay yöneticisi Uranüs. Uranüs şu sıralarda kariyer evinizde. Dolayısıyla iş ve kariyerinizi de etkileyebilecek veya hayatınızdaki otorite kavramları, üstlerinizden de bazı sürpriz destekler alabileceğinizi ve bunun da maddi durumunuzu etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bir süredir retro hareketli bulunan Venüs de bu ay 31 Ocak'ta düzeliyor. 31 Ocak'ta özellikle 21 Aralık'tan bu yana ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınızla ilgili konularda zaman zaman pürüzler ve engeller çıkarabiliyordu Venüs'ün retro hareketi. Venüs'ün düzelmesiyle birlikte ortaklı işleriniz de daha hızlı ilerleyebilir. İkili ilişkilerde de daha olumlu adımlar atabilirsiniz. Eşinizle olan ilişkileriniz de bu süreçte düzelebilir, daha iyi olabilir sevgili yengeçler. 31 Ocak'ta bir diğer önemli gelişmede Merkür'ün burç değiştirmesi olacak. Merkür Balık burcuna geçiş yapacak sevgili yengeçler. Merkür'ün Balık burcuna geçmesi su grubu olduğunuz için sizin için de olumlu bir gelişme. Sezgileriniz güçlenebilir, yaratıcılığınız artabilir. Seyahatler, yurt dışı ile ilgili çalışmalar, medya, yayıncılıkla ilgili konular özellikle Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle biraz daha hızlanabilir hayatınızda ya da daha verimli gelişmeler olabilir. Sanatsal konularda bir eğitim almak, bir kursa gitmek bu dönemde hobilerinizle ilgilenmek de daha fazla gündemde olabilir. Merkür 8 Nisan'a kadar uzun bir süre Balık burcunda olacak. Ancak bu süre içerisinde 6-28 Şubat aralığında retro hareket yapacak ve bir süreliğine Kova burcuna tekrar dönecek. O nedenle özellikle bir dönem retro hareket sırasında maddi konularda da zaman zaman aksamalar, karışıklıklar yaratabilir sevgili yengeçler. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı yorumlar için günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.